Evet. Şimdi ben sorularınızı elimden geldiğince okudum, bütün notlarınızı. Her şeyi çıkarttım. Ayrıca alttan akan yazılara da cevap vermeye çalışacağım. Fakat hemen ufaktan başlayalım. Bu sefer isimleri söylemeyeceğim çünkü geçen sefer isim söylediğim için bazı zeki arkadaşlarım 300 tane falan mesaj atmışlar. O yüzden isim söylemeyeceğim. Böyle sorular bahane aslında sohbet etmek. Hani ne bileyim. Hem merak ettiklerinizi yanıtlamak istiyorum. Hem de varsa aklınızda soru işareti alttan görerek hepsini yanıtlamak istiyorum. Fotoğraf çekmek mi, çekilmek mi? Çekilmek. Çünkü ben fotoğraf çekmek konusunda gerçekten galiba çok yeteneksizim. Yani ne yazık ki. Geçen gün İşte sette Ezgi'yle çekim yapıyoruz. Bir şey oldu, o beni çekiyor. Ben dedim Ezgi ben de seni çekeyim. Hayır hayır dedi. Çünkü bir önceki tecrübemiz şuydu. Beni çekti, aynı kadrajdan onu çekmeye kalktım. Ve asla onun beni çektiği gibi olmadı yani. Ve çok çok fena oldu yani hani. Rezil oldum. Hala bunun utancı içindeyim. Fotoğrafçılık kursuna gitmeyi düşünüyorum. Neyse. Harry Potter mı, Yüzüklerin Efendisi mi? Yüzüklerin Efendisi. Tedavi ol, bizi burada sinir etme. Olur. Naci'yi yazan yazarlarımıza söylerim, tedavi olur. Merak etmeyin. Sabırsızlığını yendin mi? Ha, birisi takip ediyor demek ki. Yok, yani uğraşıyoruz. Hepimizin uğraştığı bazı şeyler var. Sana çoğunlukla Tansel mi Deniz mi diyorlar. Sektördeki bütün herkes Tansel diye biliyor ama evimde Deniz denmesini tercih ediyorum. Ulaş'ı da seviyorum. Hepsi benim adım. Deniz mi havuz mu? Bilmiyorum. Yüzmek. Örnek aldığım bir kişi var mı? Örnek aldığım çok kişi var. Yani örnek almak ne demekse? Başta Atatürk olmak üzere o kadar çok örnek aldığım kişi var ki. Yani çok. Deniz mi dağ mı? Dağ ile denizin birleştiği yer daha çok. Hani ormanlı bir deniz kenarı benim en sevdiğim herhalde olmaktan en çok hoşlandığım yer. Ormanlık alan mı plaj mı demiş. Yani orman sonundaki yani orman plajı nasıl bir şey oluyorsa artık. Fasadis gibi yani hani ormanla plajın birleştiği yer ama illa kum olmasına gerek yok. Yani, öyle yerleri daha çok seviyorum. Ormanla denizin birleştiği, maviyle yeşilin birleştiği, işte böyle çok kolay olmayan yerlerde yüzmeye gitmek daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada alttan akanları görüyorum. Çok teşekkür ederim kalpler için. Ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten benim hayatımda yeni bir şey bu. Canlı yayınlar yapmak, işte efendim soruları cevaplamak. Bu ikinci soru cevabı. Birkaç tane de canlı yayına katıldım. Yavaş yavaş acemiliği atıyoruz. Belki başka yayınlar da olur bundan sonra. Başka programlar da olur. Niye olmasın? Çünkü şeyi çok seviyorum ben. Hani arada bir mani engel olmadan bir anda birbirine bağlanmayı, bir anda iletişim kurmayı. İşte siz buradan alttan yazıyorsunuz. Ben şu anda en olduğum halimleyim. İşte evimde. Öyle. Alperen, nasılsın? Bizim köyün şarkısında oynamıştık onunla. Çok severim. Bu da kahvenin sesi ama herhalde alamayacağım. Sizi bırakıp gidemeyeceğim kahve almaya. Canım çok kahve istiyor ama. Naci'nin sahneleri çok seviliyor. En sevdiğiniz sahneleri. Naci'nin sahnelerini ben de çok seviyorum arkadaşlar. Ya enteresan bir şey oluyor orada. Çünkü iki tane alışık olmayan dizi kahramanı, karakteri buluşuyorlar ve bizim yazarlarımız çok iyi yazıyor sahne. Yani bence her sahneyi çok iyi yazıyorlar da. Han'la Naci'nin baş başa kaldığı sahneleri özellikle ilk günden beri, ilk diziye katıldığım günden beri çok seviyorum. Oteldeki sahneleri, işte çay bahçesindeki sahneyi hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim yazarlarımıza bu kadar güzel sahneleri yazıp bize oynattıkları için. Naci'de sende olmasını istediğin bir şey. Daha sakin olmayı isteyebilirdim ama giderek sakinleşiyorum ben de.
Yani Naci kadar sakin olmasam bile Naci'de olmasını isteyip de bende olmayan şey. De o kadar çok şey var ki Naci gayet olgun falan filan bir adam. Ben kendimi o kadar daha o kadar şey görmüyorum yani. Ne diyeyim? Onun yaşanmışlıkları çok ağır ve çok nasıl anlatayım? Çok trajik. Benim başıma o kadar trajik şeyler gelmedi ve gelmesini de kendi adıma istemem. Böyle iyi. Ama Naci'yi çok beğeniyorum. Çok çok iyi bir karakter Naci. Oynaması çok zevkli. Çok şey öğrendiğim, oynarken de çok şey öğrendiğim birisi. O yüzden de devam etsin gitsin istiyorum. Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin ve fobilerin neler? Oyuncu olmasaydım gerçekten hangi mesleği seçeceğimi bilmiyorum ya. Yani bunu defalarca sordular. Ben de defalarca aynı şeyi söyledim. Çocukluğumdan beri o kadar fazla ailem bilir işte annemle ablam şahitler buna. O kadar fazla meslek yapmak istedim ki. Yani konservatuvardayken mesela ışıkçılık yapıyordum. Daha doğrusu ben tiyatroya başladığımda hem ışıkçılık hem dekor kreatörlerinin yanında işte asistanlık falan yaptım. Aha kahvem geldi. Çok teşekkür ederim Neşe. Birisi imdada yetişti. Ve ışıkçılık yaparken mesela kaynak yaptım ve kaynakçılığın ne kadar güzel bir meslek olduğunu fark ettim. Marangozluk ne kadar güzel bir meslek. Mesleklerin içinde güzel şeyleri bulmak gibi bir özrüm var. Aslında her şeyin içinde güzel bir şey bulmamız gerekiyor. Çünkü her şeyin içinde aslında güzel bir şey var. Bu bir birlik. Dezavantajlı yerleri de var, avantajlı yerleri de var. Ve o birliği gördüğümüz zaman, fark ettiğimiz zaman gerçekten o güzel olanı seçip almayı öğreniyoruz bir süre sonra. Bir sürü meslek sahibi olabilirdim ama en zevklisi kesinlikle oyunculuk. Çok basma kalıp ama hani hepsini olabilirsin filan. Eyvallah hepsini olabilirsin ama oyunculuğun işçiliği de insanı tanımaya ilişkin tarafı da psikoloji, sosyoloji, bir sürü sosyal konuyu biliyor olmak, bir sürü yardımcı mesleği işte müzik gibi, edebiyat gibi bir sürü şeyi aynı anda yapabiliyor olmak ve insanları tanımak için her yolu seçmek çok güzel bir macera. O yüzden mesleğimden çok mutluyum. Naci karakteri olmasaydın hangi karakter olmak isterdin? Bunu sordular, cevapladım. Ya ben Gülben'i çok beğeniyorum karakter olarak. Tabii ki yani ya kadın olsaydım Gülben'i oynamayı çok isterdim. Aktris olsaydım. Çok güzel bir karakter. Merve de çok güzel oynuyor. Gerçi Safiye'yi de isterdim. Safiye de çok güzel bir karakter. Bak gene bak aynı işte. Bu yüzden oyuncu oldum ben. Her şeyi oynamak istiyorsun bir süre sonra. Hayatınızla ilgili bir film çekilecek olsa soundtrack'inde neyin çalmasını istersiniz? Cengiz Han diye bir dizi var biliyor musunuz Netflix'te? Bir öneri de olsun hem size. Onun müzikleri harika. Yani gerçekten çok beğeniyorum. Hayatım film olsaydı uyar mıydı o soundtrack olarak ama bilmiyorum ama ben o müziklerle olmayı isterdim kendi adıma. Lisede komik bir anım var mı? Lise baştan aşağı komik. Uğur diye bir arkadaşım var benim. Şimdi izliyordur büyük ihtimalle. Ankara'da. Ona sormak lazım. Komik anım var mı yok mu? Çok var. Yani o kadar çok ki. Lise boyunca hani biraz asık suratlı ama çok komik anlar yaşadık. Niye asık suratlı diyeceksiniz? Kendimizi çok önemli zannediyorduk. Çok fazla şey okuduğumuzu, çok fazla şey bildiğimizi falan zannediyorduk. Ama hiç öyle değilmiş. Büyüyünce anlıyorsun. Ezgi ile gülmekten çekemediğiniz bir sahne oldu mu? Ya Ezgi'nin günündeyse gülmekten çekemediğin çok sahne oluyor. Ezgi çünkü müthiş bir komedyen aynı zamanda. Müthiş bir oyuncu ve müthiş bir komedyen. Adınızı değiştirme imkanınız olsa ne olmasını isterdiniz? Daha hangi ad ya? Niye değiştirme imkanım olsun? Adımı. Eline ne oldu? Elime bir şey olmadı arkadaşlar. Bu şey, boks yapıyorum ya ben. Ondan dolayı altta geçiyordu da. Fark ettim elime bir şey olmadı. Neyse öbür soruya döneyim. Adımı değiştirme imkanımı olmasını artık istemezdim. Çünkü yeterince adım var. Belki yeterinden fazla adım var.
Ama yani illa cevap vermem gerekse bence Özgür iyi bir ad. Çok severim çocukluğumdan beri Özgür adını. Özgür isimli arkadaşlarıma da adlarından dolayı hep böyle iltimas geçmişimdir yani. Naci'ye bir şey söyleme hakkınız olsa ne söylemek isterdiniz? Çok sevdiğim, çok beğendim bu soruyu. İyi koçum, aferin böyle sakin ol demek isterdim. Bunu da niye böyle bir mahalle abi Seydasi'ne söylediysem onu da bilmiyorum. Gözler lens mi? Yok artık. Değil, lens yok. Sette en iyi anlaştığım kişi. Yani hepsi birbirinden anlaşılası insanlar. Bunu siz de zaten görüyorsunuzdur. Hepsiyle anlaşıyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarımla anlaşıyorum. Uğur'la, Merve'yle, Birkan'la, Farah'la, Ezgi'yle, Meriç'le, Metin abiyle, onu çok seviyorum. İşte Atilla abiyle, hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Teknik ekibi çok seviyorum. Onların çok özel yerleri var. Anlaşamadığım tek kişi, buradan açıklıyorum, Focus Puller Osman. Osman'cığım inşallah izliyorsundur. Tek anlaşamadığım kişi sensin. Biliyorsun değil mi? Devam edelim. Kendinizi izlerken ya keşke burada şöyle yapsaymışım dediğiniz yerler oluyor mu? Olmaz mı? Çok oluyor ama bunu herkesle paylaşmıyorum tabii. Akıllandım. Önceden herkesle paylaşıyordum. Yanlış anlaşılıyordu. Fakat biraz ödev gibi izliyorum yaptığım şeyleri. Kendimi bir sonraki bölümde geliştirebilmek, bir sonraki işte daha iyi şeyleri sizlerle paylaşabilmek ve daha iyi karakteri yansıtabilmek için gerçekten ödev gibi izliyorum. Büyük bir ciddiyetle izliyorum. Sadece ben değil, ekibimiz izliyor. Hani menajerim izliyor, işte firmamız izliyor, Neşe'yle birlikte izliyoruz ve sürekli birbirimize diziyle ilgili, sahnelerle ilgili bir şeyler söylüyoruz. Bu çok önemli çünkü dışarıdan bir gözün bakması ve bunu söylemesi çok önemli. Çünkü bizim mesleğimizin sonu yok. Sürekli yeni bir şeyler bulmak, tazelenmek ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Bütün dünyada böyle, bizde de böyle çok şükür. Aa. Tolga yazmış. Dur, gitti. Le Misantrof kardeşim. Ya Le Misantrof diye Molière'in bir oyunu vardı konservatuardayken. Tolga Tekin canım benim. Tolga oynuyordu. Cem Baza oynuyordu. Ötüken Örmüzlü, Neşe Baykent, işte Ebru, adını unuttum. Murat Taşkent, Durukan Ordu. Onlar ikinci sınıftı. Tolgalar üçüncü sınıftı. Ben o oyunun ışıkçısıydım. İşte kaynak yaptığım kısım da bu kısım. Ben kaynak yapıp bir ışık salını sahneye yerleştirmekle görevliydim. Onun yüzünden geçici bir körlük yaşadım. Ve kimse inanmaz diye okula iki tane bantla gittim. Bu da komik okul anımı olsun. Çünkü bizim zamanımızda hani böyle ben geçici kör oldum, okula giremiyorum falan dersen büyük ihtimal sana çok dalga geçerlerdi. Aa, kör mü oldun diye bunu ispatlaman gerekiyordu. O yüzden taksici Haydar diye bir arkadaşım vardı evimizin sokağındaki taksici. Haydar dedim, beni okula götür. Ya dedi, kardeşim ben seni nasıl okula götüreyim, bu haliyle gidilir mi? Sen dedim götür beni okula, Ankara Beşevleri bilenler bilir, bizim eski konservatuarı. Okulun önünde indim, beni birileri karşıladı ve koluma girdiler. İşte ağlayan arkadaşların filan oldu. Kör mü oldun, ne oldu falan filan, kör mü olacaksın, kör mü kalacaksın filan diye. Dolayısıyla şimdi onu hatırlatmış. Güzel adılardı. Farklı bir bölüm okuyacağım ama oyunculuk hayalim de var. Okulunu okumadan olur mu? Olur. Niye olmasın? Bir sürü çok kıymetli hoca var artık ders veren. Sadece konservatuarlar yok. Çok şükür ki. Önceden sadece konservatuarlar ve konservatuarların bağlı olduğu ekoller vardı. Artık bir sürü ekole çok kısa sürede konservatuar sınavları gibi zor sınavlara katlanmadan ve efendime söyleyeyim beklemeden hemen araştırma yapıp girebilirsiniz. Ben mesela Kraft'tan ders alıyorum. Çağ Çalışkur'dan hala ders alıyorum ve bununla büyük gurur duyuyorum. Her yerde de söylüyorum bunu. Çünkü oyuncunun yaşı ne olursa olsun, benim yaşım bir gün 60 da olsa 60 yaşında da Çağ'dan ders alacağım diyormuşum. Şaka, yani tabii ki alacağım. Belki başka hocalardan da ders alacağım.
ders almaya devam edeceğim. Oyunculuk çünkü aynı zamanda bitmeyen bir öğrencilik demek. Bu yüzden zaten bu meslek çok çekici ve çok güzel. Yoksa öbür türlü kendini tamamlamış olur. O zaman siz bizi izlemezsiniz. Biz bir şeyler öğrenmezsek ve kendimizi yenilemezsek izlemezsiniz. Bu da oyunculuk şeyi gibi, programı gibi oldu. Neyse geçelim. Keşkeleriniz var mı? Var. Çok var ama çok da önemli değil. Çok da takmıyorum. İtzar Itono ile çalışmak nasıldı? Harikaydı. Kendisi müthiş bir oyuncu. Ama bizim Türk, bütün dünyadaki bütün oyuncular birbirine benzer. Yani Ezgi'den, Merve'den çok fark var mıydı? Yoktu. Bizim oyuncularımız da harikalar. Onlar da harika. İşini saygıyla yapan herkes harika bence. Saygıyla ve çok doğru bir egoyla yapıyor. Egosuzluk değil bizim içimizde asıl olan ya da hayatta da öyle. Doğru bir egoyla yaklaşmak gerekiyor işi. Ve dünyada tanınmış oyuncular, Türkiye'de tanınmış oyuncular bence uzun süreliyse eğer, uzun süreyi izliyorsanız mutlaka doğru bir iç dünyayla hareket ediyorlardır. Benim fikrim bu. Şimdiye kadar farklısını da görmedim herhalde. Görmedim. Görmüşsem de bir iki tanedir. Çok önemli değil. En iyi yaptığınız yemek hangisi? Bir sürü. Çok iyi Hünkar Beğendi yaparım. Çok iyi yemek yaparım. Ekmek yaparım. Müthiş ekmek yaparım. Yemeğin atası ekmektir gibi böyle bir beylik bir laf edermişim. Şaka. Canımın istediği her yemeği yapabilmek gibi bir özelliğim var. Özelliğe de gerek yok aslında. Yani YouTube aç işte bütün yemeklerin tarifi var. Bir tanesi bir seferinde olmazsa öbüründe muhakkak olur. Çok önemli bir şey değil yani. Bir şeflik düzeyinde bir aşçılığım yok. Ama hepsini iyi yaparım. İsminin anlamı ne? Deniz mi? Ulaş mı? Herhalde Tansel'dir. Tansel'in anlamı sabaha ait, şafağa ait demek. Film izlerken olmazsa olmazın nedir? Filmin iyi olmasıdır. Yoksa sessizliktir. Bir filmi evde mi izlemeyi, sinemada mı izlemeyi tercih edersin? Arkadaşlar tabii ki sinemada izlemeyi tercih ederim de sinemalar kapanalı bir yıl oldu. Yani yakın zamanda açılır umarım yani. Bu saçma pandemi kundemi bir şey artık bitsin. Biz de sinemalara dönelim. Çünkü sinemada izlemek kadar güzel bir şey var mı bir filmi? Yani bence filmler sinemada izlensin diye yapılıyor. Yani. Naci olmak ister miydiniz? Bu soruya başta cevap verdim galiba. İstemezdim. Çok zor bir hayatı var çünkü. İstemezdim. Ben Deniz Ulaş Tansel olmaktan gayet mutluyum. Türkiye'de oyunculuk yapmasaydınız hangi ülkede yapmak isterdiniz? Türkiye'de oyunculuk yapmak isterdim. Başka bir ülkede yaşamak da istemezdim. Oyunculuk yapmak da istemezdim. Oraları gezmeyi seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Anadolu'yu çok seviyorum. Burada oyunculuk yapmayı da çok seviyorum. Buradaki her şeyi de çok seviyorum. Çünkü yurt dışına çıkanlarınız vardır muhakkak. Yaşayanlarınız vardır. Ben şanslı olanlardanım. Belli süreler yurt dışında bulundum ve yaşama şansım oldu. Evet, özellikle Avrupa'da yani Londra'da ve Amsterdam'da uzun süreli olarak kaldım. Londra'da daha uzun kaldım galiba. Ama önünde sonunda biz burayı özlüyoruz. Burayı özlemeyen orada hiçbir Türk görmedim. Ve dünyaya bir kez daha gelsem yine Anadolu'da burada doğmayı, bir Türk olarak doğmayı ve yine bu mesleği burada yapmayı isterim. Çünkü bu mesleği burada yapmak çok zevkli ve çok güzel. Yüz binlerce hikayemiz var. Hayal gücümüz çok güçlü. 72 milletin imbiğinden akan müthiş bir kültürle besleniyoruz. Tırnak atsak toprağımıza yani insan bitecek kadar verimli topraklarımız, müthiş derelerimiz, denizimiz var, timsahımız yok. Pardon, denizimiz var, işte köpek balığımız yok, deremiz var, timsahımız yok. Bundan daha güzel bir memleket olur mu? Dünyayı bir dolaşın bakalım. Adam denize giremiyor, köpek balığı yiyecek diye. Dereden geçemiyor, timsah yiyecek diye. Ormanına giremiyor, bir böcek sokarsa yanında onun da ilacı olmazsa bilmem ne olur diye. Bizim işte yarı yağmur ormanlarımız var, Karadeniz'de toroslarımız var, müthiş çam ormanları, Bolu dağlarımız var. Hepsine gidip kamp yapabilme fırsatım oldu. Müthiş bir coğrafya ve bu coğrafyaya hediye gibi 72 tane ayrı kültür ve müthiş bir ülke. Buradan bunu gerçekten söylemek istiyorum. Birkaç yerde söyledim bunu.
Şundan nefret ediyorum. Artık bunu bir vazgeçelim. Yani bizim okumuşumuz, aydınımız, bilmem nemiz, şumuz sürekli kendini küçümseme ve bizi küçümseme peşinde. Bu bir kompleks. Bunu aşmamız lazım. Biz dünyanın çok önemli bir coğrafyasında, belki en önemli değildir ama çok önemli bir coğrafyasında ve çok güzide bir memleketteyiz. Ve kimsenin başaramayacağı o kadar çok şey yapıyoruz ki, bu Türkiye'deki diziler dahil, dünyanın hiçbir yazarı bir haftada bir sinema filmi kalitesinde işler yazamaz. Dünyanın hiçbir tarafında oyuncular bir hafta içinde sinema filminde oynar gibi oynayamaz. Dünyanın hiçbir tarafında bunlar bu kadar kaliteli çekilip dünyaya pazarlanamaz. Yapılamıyor, pazarlanamıyor. Artık bunu bir aşalım. Ve onlarda var, bizde yok. Onlarda olup bizde olmayan her şeyi biz alıp kendimize adapte etmeye çok çeşitli bir milletiz. Bu da bizim geniş gönüllülüğümüzden ve ileri görüşlülüğümüzden geliyor. Bunu da bir kere halletmiş olalım. Bence biraz kendimizi sevelim. Çünkü ben dünyanın değişik yerlerinde bir sürü oyun izledim. Bir sürü film izliyoruz. Bizim aktörlerimiz, aktrislerimiz dünyada tek problemleri yabancı dil. Eğer yabancı dilleri olsa bence dünyanın en iyi aktörleri Türkiye'de ve Türk aktörleri ve aktrisleri. Böyle düşünüyorum. Ve bunun aksini düşünen biriyle de her yerde istediği her zaman karşılıklı konuşmaya hazırım. Meydan okuyormuşum değil mi? Meydan okuyorum falan. Neyse uzatmayayım. Konservatuvar okudun mu? Ben de okumak istiyorum. Okudum yani okudum. Hacettepe Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Oyunculuğunu beğenip takdir ettiğin birisi var mı, varsa kim? Çok var arkadaşlar. Oyunculuğunu beğenip takdir ettiğim Türk, yabancı o kadar çok insan var ki. Birlikte oynadığım insanlar. Ezgi, işte Birkan, Merve. Hepsinin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Bir sürü yani o kadar çok, o kadar iyi aktörümüz var ki. Sayın Haluk Bilginer, işte rahmetli Tuncel Kurtiz. Yeni Hakk'a yürüdü, rahmetli oldu. Yani Erol Demiröz. Aynı tiyatroda oynama şansım oldu. Altan Erkekli, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, hepsi müthiş aktörler bunların. Çok iyi aktrislerimiz var, çok iyi aktörlerimiz var ve benim çok beğeniyorum çoğunu. Çerkez misiniz? Değilim. Yani değilim. 7 gün sonra Birkan Bey'le fotoğraf atmanızın üzerinden bir ay geçecek. O güne özel selfie atar mısınız? Yani matematiğine sağlık. Tamam peki, yani Birkan'la bir araya gelebilirsek sette yani şey yaparım. Birisi Kıvanç mı ha ha demiş. Evet Kıvanç. Siz izlediniz mi hiç sinematografisini, biliyor musunuz onun? Yani ben size 2-3 tanesini söyleyeyim. Mesela Kelebeğin Rüyası, üstüne Organize işler. Efendime söyleyeyim, o ikisini izlemeniz bence yeterli. Hiç ha ha falan gibi bir durum yok. Yapmayın, yapmayın. Vallahi üzülürüm. Yani insanlar çünkü emek veriyorlar. O yani ha ha dediğiniz insanlar bu işi yapabilmek için neler neler yapıyor bilseniz. Sakın yapmayın böyle şeyler. İstediğiniz bir ünlüyle akşam yemeğini birlikte yeme hakkınız olsa bu isim kim olurdu? İstediğim ünlü. Kim olurdu? Bilemedim şimdi. Al Pacino olurdu ya. Çok çok beğeniyorum adamı. Yani bu kadar Türk aktörleri de git Al Pacino ile yemek yemek. Ya gerçi Türk aktörleriyle herhalde oturur yeriz ya. Kimse de beni kırmaz herhalde. Şimdi ben arasam birisini desem ki ben seninle akşam yemeği yemek istiyorum. Bana Instagram'dan canlı yayında sordular. Ben de seni söyledim abi, benle bir akşam yemeği yer misin desem ya da canım kardeşim ya da arkadaşım falan. Herhalde kimse kırmaz da. Al Pacino'ya ben Instagram'da bir yayın yaptım da sordular. Abi bir yemek yesek falan herhalde. Zor değil mi? Keşke olsa. En sevdiğiniz kurgusal karakter kim? V for Vendetta, V karakterini çok beğeniyorum. Çok seviyorum kurgusal karakter olarak. Hem çizgi roman hem de biliyorsunuz filmi de yapıldı. Harika bir film. Çok beğenirim. Batman'e bayılırım. Batman'deki Joker'ı da severim ama hani o biraz tartışmalı. Uzun konu. Buraya girmeyelim. Tiyatroda rol aldın mı? Aldım. Yani tiyatro tabii çok kitlesel bir sanat değil ama ben
Hala İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum çok şükür ki. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 12 yıl çalıştım. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 28 tane falan oyunda görev aldım. Çok gururla ve bunun bir kamu hizmeti olduğunu bilerek insanlara tiyatronun bir kamu hizmeti olduğunun bilinciyle ve en kalitelisini aylık maaşlarını onların cebinden çekip almadan Shakespeare'lerle, Haldun Taner'lerle, Aziz Nesin'lerle buluşturmak gibi bir onurlu görevim var. Hala da var. Bunu bölgede 12 yıl boyunca büyük bir gururla yaptım. Trabzon halkından ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan o kadar çok şey öğrendim ki oradaki teknik ekipten, efendim söyleyeyim oyuncu arkadaşlarıma, gittiğim lokantadaki garsondan, ne diyeyim, Ortahisar'daki tavuk dönerciye kadar bana çok şey öğrettiler. Hepsine minnet borçluyum. Hepsine buradan selam. Bütün Trabzon'da yemeyip içmeyip zaten benim Instagram yayınımı izlediği için hepsi şu anda uy diye bağırıyorlar bana, değil mi? Olsun. Geçen gün rüyamda sizi gördüm. Hayırlara vesile olsun kardeşim. Öğrencilik hayatınızda en sevdiğiniz ders hangisiydi? Hangi alanda başarılıydınız? Lisedeyken edebiyattı. Sürekli parmağımı kaldırıp abuk sabuk konuşuyordum. Hocalarım da beni çok sevdikleri için bir şey demiyorlardı. Şiirler falan okuyordum öyle kendi kendime. Ortaokulda da öyle. Matematiği de çok seviyordum. Matematiğe de çok aklım yetiyordu ortaokulda. Sonra ortaokuldan sonra matematiğe küstüm. Bir tane umarım sizin başınıza gelmez bir öğretmenim yüzünden. Kötü anılarımız oldu. Sonra ben matematiğe küstüm. Matematiğin de bundan hiç haberi olmadı. Çok da umursadığını zannetmiyorum. İşte konservatuvardayken kendi en başarılı olduğum ders ne bileyim. Hepsinde başarılı olmaya çalışıyordum. Bilmiyorum konservatuvarda en başarılı olduğum ders oyunculuktu falan diyormuşum sanki. Yani eskrimde çok başarılıydım. İşte dans dersimiz vardı onda çok başarılıydım. Koroda çok başarılıydım. Oyunculuk dersi dışında tabii. Gezileriniz aksiyon dolu olmasını mı rahatlatıcı olmasını mı seviyorsunuz? Gezilerinizin olacak galiba bu. Aksiyon dolu olmasını daha çok seviyorum. Çünkü hareket berekettir, çok şey öğrenirsin. Normalde enerjik birimizin. Ya şimdi bile sağıma soluma dönmekten ben yoruldum ya. Pandemi sonrası yapmak istediğin ilk şey ne? Bu pandemi bitecek mi? Yani bence tez zamanda bitsin. Yani bence hani zaten böyle de olmaz bu işler. Böyle eve kapanarak falan. Daha farklı önlemler olmalı. Ama pandemi sonrası yapmak istediğim ilk şey batıya doğru yurt dışına gitmek istiyorum. Oraları dolaşmak istiyorum. Dolaşmak istediğim çok fazla yer var. Balkanlardan başlayarak. Günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? Çok zor bir soru. Uzun saatler. Yani set yoksa da boş duran birisi değilim. Boş vakit nasıl olur onu da tam bilmiyorum. En fazla rahatlamak için filan bir şeyler yapılır. Günde 12 saatten daha az çalışmayı da çok kendime yediremiyorum falan. Yani işte ne bileyim 6 saatle bazen 3 saat bazen 6 saat. Değişiyor yani bir ortalaması yok bazen 14 saat. En iyi dizi çifti seçildiğiniz ödülün videosuna ne oldu? Vallahi üzülüyoruz. Ya arkadaşlar bu sorudan yaklaşık 20 tane mi 30 tane mi ne okudum? Bu en iyi dizi çifti seçildiğimizi biz de bir ay önce falan buradan öğrendik. Nerede seçildik? İnanın nerede oylandı bilmiyorum ama benim buradan söylüyorum size. Menajerim Nagihan Küçük. Kendisini Instagram'dan bulabilirsiniz. Kendisine yazın. Ödül de işte nasıl olacaksa o diyordu ödül gönderecekler filan. O ödül bize ulaşırsa çekimler de bitmemiş olursa, biterse de Ağustos'ta filan onu paylaşırız. Çok büyük bir gururla paylaşırız hem de. Binlerce, 50 bin üstünde oy verilmiş. Yani 100 bin üstünde insan katılmış. Bu çok önemli. 10 kişi bile katılsa ve bizi bir ödüle layık gördülerse bizim bu iltifata mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. O yüzden de ne diyeyim? Bir an önce Nagihan Küçük'le iletişim kurun. Nagihan topu da sana attım. Oo, rahatladım. Bu soru
Cevap olması çok iyi. En azından böyle ulaşmak mümkün. Ha, soru cevap olması çok iyi diyor. Böylelikle diyor ulaşmak mümkün diyor. Valla bence de benim de hoşuma gidiyor ya. Aa, yarım saat olmuş. Bana 5 dakika olmuş gibi. E iyi. Vazgeçtiğin anlarda seni motive eden bir söz. Vazgeçtiğim an çok olmuyor arkadaşlar ya benim. Yani neden vazgeçeceğim? Onu tam bilmedim. Vazgeçtiğim anlarda motive eden söz beni. Aşk dünyanın en kutsal şeyidir. Aşkla. Ve aşk olsun. Zorlandığım anlarda sürekli kullandığım şey budur. Aşk olsun. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Bence bu hani vücut kimyası ile ilgili ben şanslı doğanlardanım. Anneme babama çok teşekkür ediyorum. Yani işte öyle hiperaktif bir durumum var. Çok da hoşuma gidiyor. Nasıl enerjik olabildiğim konusunda gerçekten bir fikrim yok. Bana şey falan dediler. Yani ne kullanıyorsun falan. Bir şey kullanmıyorum. Kahve dışında kullandığım, sürekli kullandığım bir durum. Ha bir de çay. Kaçak çaya bayılıyorum. Seylan çayı tavsiye ederim. İlk hangi müzik aletini sen? Soru bitmeden başka bir soruya geçiyorum. Kusura bakmayın. Benim için kafada bitiyor. Fakat bunu nihayete erdiremiyorum. Ne yazık ki bu da hiperaktif kişilikten kaynaklı. Saygısızlık olarak değerlendirmeyin. İlk hangi müzik aletine sahip oldunuz? Ya çocukken evde babamın bağlaması vardı. Ona sahip miydim bilmiyorum. Ama kendi paramı kazanıp ilk aldığım enstrüman galiba yan flüttü. Ha, önce bir melodika aldım, sonra yan flüt aldım. İlk mesleğe başladığım yıllarda ve benim için müthiş gurur kaynağı oldu. O flütü çok uzun yıllar çaldım ama o komik bir hikaye. Hollanda'ya gitmiştim bir turneyle, 3,5 ay kaldık. Nasıl bir turneyse artık siz düşünün. Demir Tiyatrosu'yla bir prodüksiyon firmasının co-production'ıydı. İşte Hollandalı yönetmen Türk oyuncularla. Neyse biz de 3,5 ay Hollanda'nın bütün şehirlerinde oyun oynadık. Ben de oradan kazandığım parayla ikinci el bir tane flüt aldım kendime. Bu yan flüt işte. Çok meraklısıyım çünkü çok seviyorum falan. Çalmaya da başladım falan filan. Neyse ama bir gariplik var yani, çok zorlanıyorum. Ya çevremde bilen kimse de konservatuvarda alabilecek durum olsaydı, yani kendi paranı kazanıyor ve alabilecek, ki o zamanlar çok pahalıydı bunlar. Böyle fabrikasyona geçmemişti. Birçoğu yarı yarıya elle yapılıyordu. Hala enstrümanlar öyledir. Neyse ya, aradan bir buçuk yıl falan geçti. Ben bir tatilde Olimpos'ta flütü çıkarttım. Bizim Devrim Özler Akın var, oyuncu arkadaşım. Onun da Eskişehir konservatuvardan bir arkadaşı vardı. Kız da flütçüymüş, şu flütüne bir bakayım dedi. Kız flütü eline aldı. Dedi ki sen neyi çalıyorsun ya dedi. Niye dedim. Bu bozuk dedi. Nasıl dedim ya. Bayağı dedi bozuk dedi. Bunun dedi natural doğusu çalmıyor dedi. Sen nasıl ses çıkartıyorsun bundan. Ben bozuk. 1-2 yıl o enstrümanı kullandım. Fakat o bana çok şey öğretti, o enstrüman. Yani o bozuk enstrüman çok şey öğretti. Çünkü ben bozuk olduğunu bilmiyordum. İlk öğrendiğim şey, bozuk olmadığın herhangi bir şeyi düzgün olarak çalmaya çalışırsan da gelişebiliyorsun oldu. Sonra da yıllarca bunu gülerek anlattım. Daha sonra birkaç yıl sonra işte kendime başka bir flüt alıp normal hayata döndüm ve çok komikti yani benim için. Yani çok komik. O zaman komikti, şimdi komik değildi. Bak gülmüyorum. Neyse. Size ağlatan bir film oldu mu, varsa nedir? En son beni ağlatan film. Ben Eşkıya'da çok ağladım ya. O çok eski. Çok eski değil de yani orta eskilikte. En son Bolt Pilot'ta ağladım. Evet. İtiraf ediyorum, çok ağladım o filmde. İki kere izledi, üç kere izledik. İkisinde ağladım. Üçüncüde zor tuttum kendimi. Artık ev ailesinden utandığım için ağlamadım. Eğer Naci'nin yerinde olsanız Allah korusun, Allah korusun, tedavi kabul eder miydiniz? Yani hastalık için Allah korusun dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Ederdim. Çünkü umutsuzluk insana göre bir şey değil. İnşallah hiçbirimiz öyle hastalıklar yaşamayız. O yüzden de böyle şeyler. Ve cevap vermek zorunda da kalmayız içsel olarak. Evet. Klarnet çalıyor musun? Klarnet dersi alıyorum, çalıyorum. Dizideki gördüğünüz bütün şeyleri ben aslında çalıyorum ama sonradan benim hocam, bana klarneti öğreten kişi, Coşkun Hoca, onları seslendiriyor. Ama ben çalıyorum. Bu tam olarak çalmak oluyor mu? Çok emin değilim.
Yani uğraşıyorum ama. Gerçekten ünlü olduğunuzu ne zaman hissettiniz? Ya bilmiyorum da bir anım var o konuyla ilgili. Beni çok duygulandırdı vaktiyle. Daha televizyonda oynamaya yeni başlamışım. Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndayım. Burada da oyunum var işte İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. Ben Erce oynuyorum. 2 haftada gidiyorum Trabzon'da oynuyorum. 2 hafta burada oynuyorum. Artık öyle bir hale geldi ki Türk Hava Yolları'nın bütün işte hostlar, hostesleri arkadaş olduk yani. Ben uçağa biniyorum. Bana yastığımı veriyorlar. Battaniye veriyorlar. İşte iniyoruz şeye İstanbul'a uyandırıyorlar. Beni hani geldik diyorlar. İyi oyunlar diliyorlar filan. Oyunlara gelip gidiyorlar. Neyse öyle bir dönem. Çok sık havaalanına gidip geldiğim dönem. Orada yer görevlisi bir arkadaşımız bana bilet kesiyordu tam. Döndü dedi ki ben zannettim ki beni televizyondan tanıdı ve hani işte şey yapacak. Efendim fotoğraf falan çektirmek isteyecek. Döndü dedi ki ya dedi siz dedi 12. gece diye bir oyunda oynuyordunuz dedi. Broşürde de bir 5 tane dedi karakter vardı ama biz 4'ünü sayabildik dedi. 3 kere oyunu izlemeye geldik dedi. Fakat 5. karakteri dedi bulamadık dedi. Yani hangisini oynuyordunuz dedi. Dedim ki vallahi bir daha gelin ben dedim size hani bilet almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda bana verdiğin hediyeyi sana anlatamam dedim. İşte o zaman oyunculuk mesleğiyle birinin takdirini kazanmanın ki bence ünlü olmak böyle bir şey olmalı galiba. Ne kadar önemli olduğunu ilk orada anladım. Ve daha sonra da beni şeyden televizyondan tanıyıp iltifat eden herkese orada yaşadığım duyguyla cevap vermeye çalıştım. Bu konuda da çok iddialıyım. Benle fotoğraf çektirmek isteyip çektiremeyen benim yüzümden ama. Kimse yoktur, kötü davrandığım hiç kimse olmamıştır. Bu konuda da çok iddialıyım çünkü kendimi bilmez bir ünlülük içinde falan değilim. Bunu hani böyle nasıl olunur onu da bilmiyorum. O yüzden de ünlülük konusu da benim için mesleğimizden ötürü yaşadığımız bir ödül olarak görüyorum. Bir hediye olarak görüyorum. Hediye nasıl karşılanırsa bunu da öyle karşılıyorum. Naci ölecek mi? Hepimiz öleceğiz kardeşim. Naci de ölür ama ne zaman bilmiyorum. Türkiye'den başka hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Sanırım herhalde yani buna etraflıca cevap verdim sanırım. Koral abiyle ne zaman buluşacaksınız? Koral'le ilk fırsatta buluşacağız. Ondan telefon bekliyorum. Tanıyanlar Koral'e söylesinler. Sanki cep telefonu bende yok da siz söyleyin. Film çıkarmayı düşünüyor musunuz? Netflix veya sinemada? Herhalde oynamayı düşünüyorum. Tabii ben oynamayı düşünüyorum Netflix'te ve sinema filmleri ama sinema filmi şu anda görüştüğümüz bir şey yok. Daha doğrusu var birkaç tane ama nihayete ermiş bir şey yok diyeyim. Görüştüğümüz bir şey yok dediğim, anlaştığımız bir şey yok. Netflix ile ilgili de birkaç gelişme var. İleride söyleyeceğiz. Bu arada ben Love 101'de oynamadım arkadaşlar. Love 101'in 2. sezonunda da oynamadım. Nasipse 3. sezonda herhalde oynarım sizin bu kadar iyi niyetli soruyu olmanızdan dolayı sanırım herhalde. Evet. Gidince dönmek istemediğin bir şehir. Türkiye'de gidince dönmek istemediğin bir şehir. İstanbul'du. Hep İstanbul'a geldiğimde geri dönmek istemiyordum. Artık İstanbul'da yaşıyorum. Böylelikle bu sorun da hayatımda hallolmuş oldu eğer bu bir sorunsa. Deniz Bey Türk dizilerinin yaklaşık 2,5 saat sürmesi hakkında yorumunuz nedir? Ben bunu yorumladığımı düşünüyorum. Bundan memnun muyum? Değilim ama dünyaya bir şeyi gösteriyoruz. Biz çok yetenekliyiz, bunu başarıyoruz. Ama umarım makul saatlere çekilir. Bu nasıl olacaksa, kimler anlaşıp yapacaksa aciliyetle yapsınlar. Yazarlarımız, rejisörlerimiz, oyuncularımız daha fazla yetenekleriyle sınanmasınlar. Evet çok yetenekliyiz ama yani ömrümüzün sonuna kadar da bu böyle gitmesin tabii. Yani ayrıca. Evet akşam güneşi bana vurdu. O lafı biliyorum. Yine espriler. Mutlaka şunu izleyin dediğin film var mı? 10 bin tane film var. Hangisini sayayım ki? Yani Matrix'ten başla. Star Wars'tan devam et. Efendime söyleyeyim. Koş Lola Koş'u izle. Efendim Yağmur'dan önce çok iyi filmdir.
Efendim o kadar çok ki Tarzem'in neydi o The Fall müthiş bir filmdir. Babalar harika filmlerdir. Raising Bull çok iyidir. İşte son dönemde izlediğimiz bir sürü Netflix dizisi var. Tepedeki Ev harika. Hastasıyım. Peaky Blinders çok iyi. Casa de Papel çok iyi. Efendime söyleyeyim. Bir dergi çekimi olmaz mı? Size her yerde görmek isteriz. Valla olursa kabul ederiz. Var görüşülen birkaç bir şey ekibimizin görüştü. En son Milliyet Sanat'la bir röportaj yaptık. Orada çekimler yaptık. Yakında okursunuz, görürsünüz, izlersiniz. Oyunculuk bir meslek midir yoksa mesele midir? Oyunculuk meseleleri olan bir meslektir galiba. Salondaki mavi duvarın kodu nedir acaba? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum kodunu. Ares hayatına nasıl girdi? Bir Antalya turnesinde oyuncu arkadaşım Emre'nin babası Hasan diye bir abim vardı. Hasan Öz. O köpek eğitmeniydi. Sohbet ederken ben bir kurt köpeği almak istediğimi söyledim. O da zevkle bana bulacağını ve eğiteceğini söyledi. Sonra da Ares hayatıma girdi. 11 yıldır da çok şükür ki hayatımda. Daha uzun yıllar hayatımda kalmasını istiyorum. Kendisi benim en büyük öğretmenim. Çok çok beğendiğim bir araba var mı? Yok. Çok çok beğendiğim bir araba yok. Bu arabadan ben hiç anlamıyorum. Mesela hiç o yönlerim yok. Ben hayatımda araba yıkadım mı onu da hatırlamıyorum. Belki bir kere falan yıkamışımdır. Öyle değilim ben yani. Araba sevdalısı falan böyle hani. Öyle değilim. Gerçek hayatta Safiye gibi birisini sevip onun iyileşmesi için uğraşır mıydınız? İsterdim. Eğer öyle birisiyle karşılaşıp da ona aşık olmuşsam birinin iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapmayı isterdim. Hangi takımlısınız? Galatasaraylıyım. Ama fanatik değilim. Fanatizme karşıyım. Yani Trabzon'da yaşadığım dönemde Trabzon'un maçlarını izleyip Trabzon'u destekledim. Fenerbahçe Boks Şubesi'nin baş antrenörüyle çalışıyorum. Fenerbahçe'de antrenman yapıyorum ve Fenerbahçe forması da giydim. Beşiktaş'ta çok fazla arkadaşım var. Ben fanatizm konusunu anlamıyorum. İnsanlar birbirinden ayrılmak için sebep arıyorlar ve takımları bahane ediyorlar. Yani çünkü birinin yenilgisi seni mutlu ediyorsa burada bir sıkıntı vardır. Kendi galibiyetinle ilgilenmen gerekir. Ama sen birini yenerken birinin de yenildiği için üzüldüğünü asla unutmaman gerekir. Tabii ben yenmenin coşkusuyla zaman zaman dediğiniz gibi bunları unutuyorum ama kendime bunları nasihat olarak veriyorum. Ya fanatizm iyi bir şey değil. Yani hani bir şeyin fanatiği olmak iyi bir şey değil. O yüzden de ne diyeyim? Desteklediğim takım Galatasaray. Abi lütfen doğum günümü kutlar mısın Melike Kaya? Melike Kaya iyi ki doğdun Melike, iyi ki doğdun Melike. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Melike. Bu kadar da kötü söylenir mi? Söylendi işte. Tekrar tekrar yaşamak istediğim bir gün var mı? Yok. Her günü layıkıyla yaşadığımı düşündüğüm için tekrar tekrar yaşamak istediğim herhangi bir günüm yok. Sizin oyunculukta en büyük motivasyon kaynağınız nedir? Aşk. Yaptığın şeyi aşkla yapmak, her şeyi aşkla yapmak, yaptığın her şeydeki aşkı bulmak, aşkın en önemli ateşleyici güç olduğunu ve en büyük keşif rehberi olduğunu keşfettiğimiz anda bence her şey bambaşka bir hale geliyor. Benim için de böyle. Sizce hem üniversite hem oyunculuk eğitimi aynı anda yürür mü? Bence yürür ama bunun doğruluğu var mıdır bilmiyorum. Bana kalırsa yürür. En çok gitmek istediğiniz yer. Latin Amerika'yı görmeyi çok istiyorum. Baştan sona. Çok görmek istiyorum Latin Amerika'yı. Ama orada kalmak, orada yaşamak, efendim oraya postu sermek gibi bir niyetim yok. Ben buraya postu serdim. Burada çok mutluyum. Ama görüp tanımak, keşfetmek istediğim yerler oralar. Latin Amerika. Daha batıyı hani gerçi sürekli batıya gidince de doğuya da geliyorsun ama. Yani ben Japonya'yı çok merak ediyorum. Japonya kırsalını çok merak ediyorum. Miyazaki çizgi filmlerinden dolayı olabilir bu. Çok severim çünkü. Ve şeyi çok merak ediyorum. Latin Amerika'yı çok merak ediyorum.
Türkü cumhuriyetleri zaten merak ediyorum. Bak Kazakistan'a gel diyorlar. Kazakistan'ı da Türkmenistan'ı da keşfetmeyi çok istiyorum. Bir Sibirya Ekspresi var. Ona binmeyi çok isterim. Birisi benimle düet yapmak istiyormuş. Vallahi kardeş ne diyeyim? Nagihan'la konuş benim menajerimle. Dersimi bekleriz Munzur'a doğru çay içmeye. Ya arkadaşlar dün ben şey yazdım. Diyarbakır'da ciğer ısmarlamak istedi bir arkadaş. Sağ olun Antakya, Antep, Adana, Elazığ, Malatya, Artvin, Kars, Iğdır, Van'a selam söyle demiş birisi. Van, efendimiz Mardin, ya o kadar çok yer saydılar ki Afyon, Denizli, Manisa, Tekirdağ, Çanakkale. Yani o kadar çok yer saydı ki arkadaşlarım inanın hepsine gelmek istiyorum. Çünkü her şehirde o kadar güzel değerlerimiz, o kadar güzel şeylerimiz var ki hepsini tabii ki Ankara'ya da gelmek istiyorum. Ankara benim büyüdüğüm yer, annemin hala yaşadığı yer. Ara ara da geldiğim bir yer. Birisi de şey yazmış, Ankara'daki favori mekanım Kuğulu Park. Ankara'daki favori mekanım. Ve Ankara Yeni Mahalle'deki Uğur'la birlikte gittiğimiz bizim çocukluğumuzun restoranı, çocuklukta bize almadıkları restoran favori yerlerim. Gece mi yolculuk yapmayı seversiniz, gündüz mü? Ben yolculuk yapmanın kendisini sevdiğim için geceyi de seviyorum, gündüzü de seviyorum. Ama gözlerim biraz bozuk, miyop astigmatım. O yüzden gündüz yolculuk yapmayı tercih ediyorum. Ama yolculuğun gündüzü gecesi olmaz. Yolculuk çok güzel. Yollarda olmak çok güzel. Semaver çayı sever misiniz? Çok severim. Bayılırım semaver çayına. Kurtlar Vadisi'ni izlediniz mi? Yani tutkunu değildim ama birkaç bölüm izledim. Bir işe başlamadan önce ne dersiniz veya ne yaparsınız? Aşk va aşk olsun derim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ben de soru cevap yaptığınız için. Şimdi birkaç bir şey anlatmak isterim size. Masumlar Apartmanı'nın sezon finaline giderek yaklaşıyoruz. Masumlar Apartmanı'yla ilgili bir sürü soru sordunuz bana. Elimden geldiğince bildiklerimi cevaplamaya çalıştım. Fakat bu dizinin bir yazarı, bir yapımcısı, bir kanalı, bir yönetmeni var. Her şeyi ben bilemem ve ben her şeyi konusunda size cevap veremem. Diziye birisi mi geliyor, birisi mi gidiyor, dizi ne zaman final yapıyor. Dizimiz işte birkaç hafta içinde sezon finali yapacak, gelecek sezon devam edecek. Bana ilişkinde ben önümüzdeki sezon olacak mıyım? Olacağım. Böyle görünüyor. Ama hani ne olur ne biter bu konuda çok bilgim yok. Çünkü bizim işlerimiz böyle kesin şu zamanda şu olacak diye gitmiyor. Bildiğim tek bir şey işte yarın büyük ihtimalle setim var ve çalışmaya gideceğim. Bunları bile biliyorum. Şimdiye kadar Instagram üstünde bana öğrettiğiniz her şey için size çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için Instagram yıllardır açık olmasına rağmen sık kullandığım ve faal olduğum bir yer değildi. Sürekli işte faal olmak istiyordum. Nasıl olunacağını da çok bilmiyordum işin açığı. Çok da ilgilendiğim bir alan değildi. Ama burada da keşfedip güzel olabilecek bir sürü şey bulunabiliyormuş. Bunu fark ettim. Her şeyden önce birebir bu kadar kısa sürede ve yakın mesafede iletişim kurabilmek, sizi seven insanlarla, değer veren insanlarla, takip eden insanlarla bu kadar samimi bir tuş mesafesinde olmak inanılmaz güzel ve çok avantajlı bir şeymiş. Bunun doya doya zevkini çıkarmaya çalışıyorum. Ayrıca sadece Instagram üstünden değil, ekibimizle birlikte hazırladığımız başka bir takım girişimlerimiz de olacak. Belki programlar hazırlayacağız ve sizle böyle bir paylaşım içinde olacağız. Çok yakında Laterna ile ilgili bir soru vardı. Onu atlamayayım. Laterna programı TRT Müzik'te yayınlanacak ama gerçekten daha açıklanmadı yayın günü. Orada da size 6 tane şarkıyla
işte o müthiş orkestrayla ve müthiş efendime söyleyeyim müzik yönetimiyle bir arada olmanın zevkini tadacağız hep beraber. Ben de sizle birlikte programı izleyeceğim günü bekliyorum çünkü çok heyecanlıyım. Müzikle ilgili bir sürü soru soruluyor. Ben bir müzisyen değilim ama müziğe çok yatkınım. İşte 6-7 tane biliyorsunuz enstrüman çalıyorum. Müzikle ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Oyunculuğumu ikinci plana atmayan müzikle ilgili her şeyi yapmaya hazırım ve yapacağız da zamanla göreceğiz ama birazcık sabretmenizi rica ediyorum. Bunca zamandır bana internet konusunda gösterdiğiniz tahammül ve acemiliklerimi hoş gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman zaman bazı postları işte anında silmeye çalışıp yanlışlıkla story attım çok zaman oldu. Bunlarla çok eğleniyorum. Bunlardan utanmıyorum. Ama sonuçta burası sizin size hep iyi şeyler sunmaya çalıştığım bir alan olarak devam edecek bende. Bu yayına benimle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Daha eğlenceli, daha doğaçlamaya yönelik bir sürü daha yayın yapacağımızı şimdi ben söyleyeyim. Sezon kapandıktan sonra yine bir arada olmak istiyorum. Yaptığınız bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Zaman zaman cevap verdiklerim oluyor, cevap veremediklerim oluyor. Çok teşekkür ederim yorum yaptığınız için ve zaman ayırıp takip ettiğiniz için, geliştirmek için söylediğiniz her şey için. Meriç'cim seni çok seviyorum. Alttan yazmış Meriç. Bütün iyi niyetli, güzel çabalarınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ne diyeyim? Sizi çok seviyorum. Beni sevdiğiniz için de çok mutlu oluyorum. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.